Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tel tel ayrılan şahane bir açma tarifimle geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Açmanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir paket instant maya, 2 çorba kaşığı kadar toz şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütümü hemen ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemelerimi maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Malzemeler eridikten sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Daha sonra içerisine unumu ilave ederek hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Yapmış olduğum tarif için toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Unumun bir kısmını ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Görmüş olduğunuz gibi hamura unu yedire yedire yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Hamuru iyice yoğurduktan sonra hemen üzerini streçle kapatarak 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanması için bekletiyorum. 1 saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle mayalanan hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka yapmış olduğunuz hamurun havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Hamuru unlamış olduğum masaya aldıktan sonra kesme aparatıyla hamuru toplamda 16 eşit parçaya bölüyorum. Bezelerin tamamını eşit bir şekilde gelebilmesi için avucumda sıkarak fazla olan kısmını alıyorum. Daha sonra elimle yuvarlayarak kenara bırakıyorum. Tarifte toplamda 16 tane açma elde ediyorum. Bezelerin tamamını uygun bir tepsiye aldıktan sonra hemen ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu aşamada hamurların içerisine kullanacağım yağdan bahsetmek istiyorum. 100 gram kadar tereyağını ocağımda erittim büyütebildiğim kadar hamuru, hamuru büyüttükten sonra fırça yardımıyla açmış olduğum hamurun her tarafına gelecek şekilde hazırlamış olduğum yağı sürüyorum. Dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Hamuru ikiye katladıktan sonra tekrardan bir bıçak veya bir kesme aparatıyla gördüğünüz gibi birer santim olacak şekilde kesikler atarak açmamın şeklini bu şekilde veriyorum. yapılışı inanılmaz derecede kolay. Gerçekten kat kat şahane bir tereyağlı açma tarifi. Hamuru iyice açıp büzdükten sonra gül şeklini vererek görmüş olduğunuz gibi hazırlıyorum. Ve daha sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Kalan bütün hamurlarımı aynı şekilde şeklini vererek hazırlıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir. Kanalımın büyümesinde aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. Açmalarımın tamamını şeklini verip hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdim fırın tepsimin içerisine aldım. Tepsi mayası için dilerseniz fırınınızı 10 dakika kadar 50 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra o şekilde tepsi mayası da verebilirsiniz veya üzerine kapatıp da en az yarım saat kadar bu şekilde bekleterek de tepsi mayasını verebilirsiniz. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar. Evet, sütümü ekledikten sonra fırça yardımıyla açmalarımın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Daha sonra üzerlerine mavi haşhaş tohumu da serpiştirerek bu şekilde hazırladım. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladığım 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar açmalarımı fırına gönderiyorum. Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerini örterek kendi buharında bir 10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık kat kat tel tel ayrılan muhteşem bir açma tarifi oldu. Umarım sizlerde tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimi güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.